Merhaba arkadaşlar. Sizler için basit bir ödev hazırladım. Buradaki amacım sizlerin algoritma mantığınızın ne kadar geliştiğini anlamam. Bunu kendiniz de yaparak siz de kendi algoritma mantığınızın seviyesini test edebilirsiniz. Eğer yapabiliyorsanız sizde bir algoritma mantığı gelişmiştir. Bunu amaçlıyorum arkadaşlar. Bu da algoritma nedir? Sık sık duyuyorsunuzdur bu kanallarda, internette, yazılım dünyasında algoritma kelimesi çok kullanılır. Algoritma demek çözüme giden en kestirme yol, en sağlıklı, en güvenli yol arkadaşlar. Dolayısıyla bir sorunu çözmek için hangi yolu takip etmem lazım? İşte bunu düşünmeniz ve o yolu bulup ona göre sonuca ulaşmanıza algoritma diyoruz. Örnek olarak mesela ben şu anda sizden şunu isteyeceğim. Renk değiştir butona bastığınız zaman bir form açılsın. Bu formun üzerinde 3 tane buton var, 3 tane slider var. Bu sliderlara göre formumuza renk veriyor gördüğünüz gibi. Ve özellikle buradaki amaç kaydet diyerek bu rengi kaydetmem. Ve programı tekrar kapatıp açtığım zaman bile aynı renkte kayıtlı kalması. Bilenler için çok basit. Yani algoritma mantığı gelişenler için bu kolay bir ödev. Ben de hem siz kendiniz testinizi yapın hem ben buradan göreyim sizleri. Örnek programı yapıp bana bst kanalı gmail.com üzerinden göndermenizi istiyorum. Şurada ne yaptım arkadaşlar? İki tane form ekledim. Ana form ve ayarlar. Ayarlar formu oradaki butona tıkladığım zaman ayarlar formu geliyor. Ayarların üzerine de şöyle slider dediğimiz şu komponenti yerleştirdim arkadaşlar. Slider'ı da şuradan ekleyebilirsiniz. Şuradan hangisindedir? Bak şöyle Microsoft Slider Control versiyon 6.0. Siz burayı işaretlerseniz yani şöyle yapabilirsiniz. Sağ tuş Add Control deyip şöyle aşağıda Microsoft Slider Control 6.0'ı işaretlerseniz hemen buraya gelmiş olur. Bunun 3 tane bundan çizeceksiniz formun üzerine. Ondan sonra burada formun boya renk alma komutlarını da araştıracaksınız internetten veya biliyorsanız. Ona göre ayarlarsınız ve bu yaptığım şekilde yaparsınız. Özellikle amacım dediğim gibi algoritmanız ne kadar gelişmiş, algoritma bilginiz nedir onu test etmeniz içindir. Bunu da hatırlattıktan sonra hepinizden bir ödev bekliyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yani örnek basit olabilir ama mantığı önemli. Bunu yapabiliyorsanız iyi bir aşamaya gelmişsiniz diyebilirim sizlere. Algoritma mantığınız gelişmiştir. Gelişme iyi, fena seviyede değil diyebiliriz. Onun için böyle bir örnek yapma ihtiyacı duydum. Hepinize hayırlı geceler.